En son videoda çarpışma teorisinden bahsetmiştik. Bu teoriye göre moleküllerin tepkimeye girmek için çarpışması gerektiğini söylemiştik. Hatta etkin bir çarpışma olması, yani tepkimenin gerçekleşmesi için moleküllerin uygun açıda ve yeterli enerjiyle çarpışması gerektiğini de eklemiştik. Aslında çarpışma teorisine ait bu iddialar Arrhenius denkleminde de gizli. Burada aşağıda gördüğümüz Arrhenius denklemi. K bildiğiniz gibi hız sabiti. Hani şu hız ifadelerinden bahsederken kullandığımız hız sabitinden bahsediyorum. A ise frekans faktörü olarak adlandırılıyor ya da buna moleküllerin çarpışma hızı da diyebiliriz. A hem çarpışmaların sıklığı hem de doğrultuları hakkında bilgiler içeriyor. Sağ tarafta ise E üzeri eksi A bölü RT var. Bu terim de yeterli enerjiye sahip çarpışmaların oranını anlatıyor. Buna kısaca F de diyebiliriz. Bize tepkimenin gerçekleşmesi için yeterli enerjiye sahip çarpışmaların oranını gösteriyor. Aslına bakarsanız F aktivasyon enerjisine bağlı. Ea'nın birimi Joule bölü mol, R gaz sabiti, T ise bildiğiniz gibi sıcaklık. Birimini de Kelvin olarak alıyoruz. Öncelikle aktivasyon enerjisini ya da sıcaklığını değiştirdiğimiz zaman tepkimenin gerçekleşmesi için yeterli enerjiye sahip çarpışmaların oranını nasıl etkileyeceğimizi bir düşünelim. İşe 40 kJ bölü mol aktivasyon enerjisiyle başlayalım. Sıcaklığımız da 373 Kelvin olsun. Öncelikle F'yi hesaplayalım. F eşittir E üzeri eksi EA bölü RT. EA'nın birimi jül bölü mol olduğuna göre önce 40 kilo bölü molü bu birime çevirmemiz gerekiyor. Kullanacağımız değer 40 bin bölü mol. Bunu da gaz sabitiyle sıcaklığın çarpımına bölmemiz gerekiyor. R 8,314 jül bölü kelvin çarpı mole eşit. Sıcaklık içinde 373 kelvin demiştik. 373 kelvin. Bütün değerler tamam. Artık hesap makinemizi alıp bu işlemi yapabiliriz. e üzeri eksi 40.000 bölü 8 virgül 314 çarpı 373. Sonuç 2 virgül 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 çıktı. Yani bütün bu işlemin sonucu 2 virgül 5 çarpı 10 üzeri eksi 6. Peki bu ne anlama geliyor? Diyelim ki 1 milyon çarpışma gerçekleşti tam 1 milyon. Evet. Hangi sayıyı 1 milyona bölersek 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 6 elde ederiz. 2,5 bölü 1 milyon 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 6'ya eşit olduğuna göre aradığımız sayı 2,5'muş. Demek ki her 1 milyon çarpışmanın sadece 2,5 tanesinin tepkime gerçekleştirmek için yeterli enerjisi varmış. Bu tabii ki yeterli miktarda enerjisi olan çarpışmalar için oldukça düşük bir sayı. Şimdi de aktivasyon enerjisini değiştirirsek neler olacağına bir bakalım. Mesela 40 kJ bölü mol yerine 10 kJ bölü mol aktivasyon enerjisiyle başlayalım. Böylelikle aktivasyonun enerjisini düşürmüş olduk. Ama sıcaklığı sabit tuttuk diyelim. Sizce bu F'yi nasıl etkileyecek? Bunu görmek için tek yapmamız gereken yeni aktivasyon enerjisini denkleme yerleştirmek. E üzeri eksi 10.000 bölü 8,314 çarpı 373. O zaman bu hesaplamayı da yapalım. Bu seferki işlemde eksi 40 bin yerine eksi 10 bin var. Ama yine bu sayıyı 8,314 çarpı 373'e bölmemiz gerekiyor. Sonuç 0,04 çıktı. Yani burada işlemin sonucu 0,04'müş. Fark ettiyseniz F'yi arttırmış olduk. Biraz önce cevabımız 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 6 iken şimdi 0,04 oldu. O zaman biraz önceki gibi 1 milyon çarpışma örneğine dönelim. Yani 1 milyon çarpışma gerçekleşiyor diye düşünelim. Hangi sayıyı 1 milyona böldüğümde sonuç 0,04 eder? Bu sayı 40 bin olur değil mi? 40 bin bölü 1 milyon bize 0,04'ü verir. Dolayısıyla her 1 milyon çarpışmanın 40 bin tanesi tepkimeyi gerçekleştirmek için yeterli enerjiye sahip. Bu gerçekten büyük bir artış oldu. F gerçekten çok fazla arttı yani yeterli enerjiye sahip çarpışmaların oranı artmış oldu. Burada bizim tek yaptığımız aktivasyon enerjisini düşürmekti. Demek ki aktivasyon enerjisini düşürmek F'nin değerini artırdı. Hatta etkin çarpışma sayısını artırdık da diyebiliriz. Bu videoyu bitirmeden önce son bir hesaplama daha yapalım. Biraz önceki aktivasyon enerjisiyle oynamadan sadece sıcaklığı değiştirelim. Yine 10 kJ bölü molü kullanalım. Ama bu sefer sıcaklık farklı olsun. Mesela 373 yerine 473 kullanalım. Ve bu artışın F üzerindeki etkilerini inceleyelim. F eşittir E üzeri eksi 10.000 bölü 8,314 çarpı 473. Bu sefer çarpı 473 yaptık. O zaman sıra bu işlemi yapmaya geldi e üzeri eksi 10 bin bölü 8 virgül 314 çarpı 473. Bu sefer bulduğumuz sayı 0 virgül 08. Yani sonucu 0 virgül 08'e yuvarlayabilirim. Demek f yine arttı. Bu sefer değer 0 virgül 04'ten 0 virgül 08'e yükseldi. Biraz önceki 1 milyon çarpışma örneğine geri dönelim. Sanırım bunun ne demek olduğu artık oldukça açık. Hangi sayıyı 1 milyona bölersem 0,08 elde ediyorum? Cevap 80 bin değil mi? Yani her 1 milyon çarpışmada 80 bin çarpışmanın tepkime gerçekleştirmek için yeterli enerjisi var. Buradaki örnekte tek yaptığımız sıcaklığı artırmaktı. 373'ten 473'e çıktık. Sonucunda da yeterli enerjiye sahip çarpışmaların sayısını artırdık. Yani F değerini artırdık. Son olarak da bu hesaplamaların hız sabitini nasıl etkilediğine bir bakalım. Öncelikle ilk başta yazdığımız denkleme dönelim. Biraz önce yaptıklarımız F değeri içindi. Yani bütün bu değişik hesaplamaları F değerini hesaplamak için yaptık. Elde ettiğimiz bilgilere göre aktivasyon enerjisini düşürerek ya da sıcaklığı yükselterek F değerini yükseltebiliyoruz. Dolayısıyla aktivasyon enerjisini düşürmek de Sıcaklığı artırmak da F değerini yükseltti. Denkleme göre eğer F değeri artarsa hız sabiti K da artar. Yani F değerini yükseltmeyi başardıysak aslında hız sabitini de arttırmış oluyoruz. Şimdi bir de daha önceden gördüğümüz hız ifadelerini hatırlayalım. Tepkime hızı eşittir hız sabiti K çarpı reaktantların derişimleri. Burada da görebileceğiniz gibi hız denklemlerinde tepkime hızı hız sabitiyle doğru orantılı. Yani tepkimenin hız sabitini artırmak demek tepkime hızını artırmak demektir. Demek ki biraz önce yaptıklarımız bununla ilgili. Aktivasyon enerjisini düşürmek ya da sıcaklığı artırmakla yeterli enerjiye sahip çarpışmaların sayısını arttırdık Bu şekilde de hız sabitini artırmış olduk. Hız sabiti direkt olarak tepkime hızıyla orantılı olduğuna göre aslında tepkime hızını da arttırmış olduk öyle değil mi? Bu da oldukça mantıklı. Deneyimlerimize ve öğrendiklerimize dayanarak bir tepkimenin sıcaklığını artırırsak onun hızını da arttırdığımızı tekrar hatırlatıyorum. Sonuç olarak çarpışma teorisinin ilkeleri Arrhenius denkleminde de gizli. Zaten sonraki videolarda bu denklemin daha detaylı incelemesini yapacağız.